İslam kıyamete kadar Kur'an'ı ve şeriatı koruma altında olan bir din olduğu için dışarıdan Yahudilerin ve Hristiyanların dinlerine müdahale ettiği gibi herhangi bir müdahaleye karşı %100 koruma altına alınmıştır. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in bir harfini tecvid kuralları dışında, mesela tecvid deyimleriyle bir met fazla okumak, bir met kısa okumak, şeddesini biraz hafif tutmak, biraz fazla tutmak, dine hıyanet, Kur'an'a müdahale kabul edilecek kadar büyük suçtur. Bunun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyen adamın arkasında namaz kılmayız bu. Alemin değil, alemin. Bunu Kur'an'ımıza müdahale kabul ederiz. Bunu Kur'an'ı Tevrat'ın girdiği tünele sokma, o karanlıklara sokmanın küçük bir işareti olarak görürüz. Çünkü Kur'an ve İslam'ın şeriatı %100 koruma altındadır. Müslümanlar da olsa, uluslararası güçler de olsa, Kur'an'ımıza ve şeriatımıza tek bir kelimeyi ilave edemeyiz. İlave edeni de, yaptığını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz reddediyor. Men ehdese fî emrina hâzâ mâ leyse minhu fehuve raddun. Kim şu dinimize dinden olmayan bir şeyi ilave ederse o atılmıştır diyor. Atılmıştır, yaptığı iş atılmıştır. Eğer bunu bilinçli bir şekilde, bunu dine ilaveden zevk alma mantığıyla yapıyorsa kendisi de atılmıştır zaten. Yapan da atılmıştır. Dine hoş da olsa, iyi niyetle de olsa bir şey ilave edemeyiz. Çünkü hahamlar ve papazlar çok iyi niyetlerle dinleri daha iyi yaşansın, halk kandil gecelerini unutmasın, halk Musa'yı unutmasın, halk İsa'yı unutmasın diye yaptıkları şeyler kaldırılası bir din oluşmasına neden oldu. Her papaz, her yörenin Hristiyanı, her haham kendine göre bir şey güzel gördü, güzel gördüğünü yamalamaya kalktı. Her yapılan ilave aslından bir parçanın kopmasına neden oldu bu sefer. Çünkü din bir ev gibidir. Bu ev dayalı döşeli zaten. Sana bu kiraya verilirken camı, çerçevesi, penceresi, koltuğu, her şeyi dayalı döşeli verilmiş. Sen geldin bu eve, şunu da getireyim dediğin zaman zaten burada pencere var. Eskisini atıp yenisini getirmek zorundasın. Ya da duvarını kırıp pencere açmak zorundasın. Bu yüzden İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki, dine ilave yapmak, bid'at uydurmak, dinde Resulullah'ın ve ashab-ı kiramın yapmadığı bir şeyi yapmak, Muhammed'in aleyhisselam ölmeden önce bazı şeyleri eksik bırakıp gittiğini iddia etmektir diyor. Bazı şeyleri eksik bıraktığını iddia etmektir. Sen bunu iddia etmiyor olabilirsin. Zaten hahamlar da Musa bizi eksik bırakıp gitti demediler. Ya halk bunu kaldıramıyor, şöyle yapalım dediler. Daha dindar olsun İsrail oğulları diye böyle bir bataklık sürecine girdiler. Dine sonradan ilave yapmak ibadet olarak, ilave yapmak bid'attir. Her bid'at sapıklıktır.